edeceğini görüyorum. Hoş geldin yenge. Dünya küçük. Bak yine görüştük. Ne istiyorsun benden? Anne. Aha. Geliyor istediğin. analizci abi kanalından hepinize merhaba. Sizleri bugünkü videomuzda Uzak Şehir 2. bölüm ikinci tanıtım hakkında ve sizleri ikinci bölümünde bekleyen sürpriz detayları aktaracağız dizimizin yorumuna geçmeden önce sizlerde kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra dizimizle ilgili tüm bilgileri, sürpriz isimlerini öğrenmek istiyorsanız da bildirimlerinizi açaraktan da bizlere destek olabilirsiniz. Bu videomuz hoşunuza gittiyse videonun sonunda videomuzu beğenip bize destekte bulunmanızı rica ediyoruz. Dizimizin birinci bölümü şu an için çok iyi bir reytingde sonucu kapattığını sizlere buradan aktarmak istiyoruz. Daha önce de bilindiği gibi Doğu ve Güneydoğu'daki bazı dizilerde özellikle Mardin'deki sahnelerinin çok fazla reyting aldığını ve bu reytinglerden yola çıktığımızda dizinin Uzak Şehir adlı televizyon programında da ilk bölümüyle gerçekten gönüllerde taht kurmayı başardı ve aldığı ratinglerde muazzam sayıda olması yani yeni başlayan bir dizinin alabileceği en yüksek rekor rating sonuçlarını aldığını düşünüyoruz. Dizimizin ikinci bölüm birinci fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda sizleri bekleyen ilgi detaylı açıklayacağız. Öncelikle ikinci fragman bu akşam saat 8'de yayınlanılması planlandırmaktadır. İkinci fragman yayınlanır yayınlanmaz sizlere üçüncü fragmanda neler geleceği hakkında da detayları aktaracağız. Cihan ve Ali arasındaki yaşanan boşma sonrasında Aliye'nin Cihan'ı yanlışlıkla vurması sonucu konağa çok fazla sayıda taşıyacaklar. Aliye'nin doktor olması ve Cihan'ın yanlışlıkla vurması sonucu kendisi tedavi etmesi konakta ve bir yandan da cihana karşı olan mahşubiyeti. Yani özellikle bir boğuşma sırasında yanlışlıkla kazayla cihana vurması ve bundan sonraki süreçte Cihan'la karşı mahcup olması da durumları sanaryo gereği ilerleyen bölümlerde getirecektim. Bir yandan Cihan'ı vurduktan sonra kayınvalidesi yani Cihan'ın annesiyle Sadakat Hanım ve Ali arasında da gerginlikler biraz daha fazla sanaryo gereği artacaktır. Çünkü oğlu Boran'ın ölümünden kayınvalidesi yani Sadakat oğlunun ölümünde gelinini veya Demir Baybars yani Baybars aşireti mensubunu sorunu tutacaktır. Çünkü bir yandan geçmişini yargılayan konağın Alboran aşiretinin geçmişi bir yandan da oğlunun kimin tarafında öldürüldüğünü düşünürken aslında olan özellikle ikinci bölümün sonunda ortaya çıkacak olan Boran'ın tamamen kaza sonucu ne Baybars aşiretinin mensubu Demir Baybars ne de Alya'nın bir suçu olmadığını ortaya çıkacaktı bunu tamamen bir kaza sonucu vefat ettiğinde bilgisini aldıktan sonra Sadakat hanımda her zaman olduğu gibi yine tavırlarından fayda vermeyecekti. Üçüncü bir konu Alya ile Cihan arasında gerginlikler biraz daha fazla yukarı çıksa da 3. bölümün sonlarına doğru bu gerginlikler düşecekti. Çünkü senaristin özellikle reytingleri yükseltmek için elinden gelen her şey yapması, sizleri aslında ters köşe yapması da gibi durumlar söz konusu olabilir. Yalnız Cihan ve Ali arasındaki bu sürtünmenin daha da fazla ileri gitmeyeceğini fakat oğlu Cihan tarafından da Baybars aşiretine karşı geçmişte olan yüzleri de Demir Baybars gerçekten ikinci bölüme damga vuracak sahnelerden bir tanesi olacaktır. Demir Baybars'ın özellikle Küçük Cihan'ı yani Deniz Cihan Alboran, Alya'nın oğlunu esir tutması ve kaçırması, Alya ile birlikte de çok fazla detaylı bir şekilde bazı bilgileri vereceği vaadiyle bir kenara çekmesi yani tuzağa düşürmesi olacaktır. Tabii ki bu tuzaktan Fragman'da görmüş olduğunuz gibi küçük Deniz'in yani deniz Cihan Alboran'ın arabada inmesi ve kaçması tam ki o esnada Demir ve Alya arasında çıkan kargaşadan da büyük bir kavgaya dönüşecekti. Lakin her zaman olduğu gibi Cihan Alboran yine yetişecek ve Demir'in elinde yengesini alacaktır. Her ne kadar birbirlerine karşı kin, nefret duysalar dahi sonuçta Cihan'ın yengesi Alya kendilerine, abilerinin emanet olduğunu ve yeğeninin de bir alboran olaraktan da büyümesini istemeleri ve kan bağını olması nedeniyle de bu durum gerçekten ciddi ortamlara yer alacaktı. Aliya'nın artık İstanbul'a dönmesi yani mesleğinin yapması, oğlunun da İstanbul'a götürmesi gibi bir söz konusu olmayacaktı. Çünkü bir yandan Cihan'a karşı o oluşan olaydan mahcubiyeti bir yandan da oğlunun bir alboran olarak büyümesine artık şartlar gereği evet diyecekti. Çünkü ilerleyen zamanlardaki çok fazla sıkıntılar, sorunlar çıkmaması adına kendisi İstanbul'a gitmesi ve oğlunun bu ortamda büyümesine kendisine gönlü razı gelmeyecekti. Sanaryo gereği artık Alya tamamen Mardin'e'yi yerleşecek ve Mardin'de özellikle Alboran aşireti mensuplarıyla yani kaynanası sadakat ve Cihan'la birlikte, Kaya ile birlikte artık yavaş yavaş da olsa Mardin'de bir yaşantı, bir yaşam kuracağını yani kocasının doğup büyüdüğü şehirde yeni bir hayata oğluyla başlayacağını bilgisini sizlere vermek istiyoruz. Çünkü Mardin'in özellikle elsiz kentlerinden ve sanaryonun da daha iyi ilerlemesi için bu gibi sahnelerde de çok fazla aşırı bir şekilde kullanılacaktır. Cihanın vurulması, özellikle kaza sonucu yaralanması konak içinde sır gibi saklanacaktı. Çünkü bunların en büyük etkenlerinden bir tanesi bunu özellikle gelinleri tarafından yanlışlık veya kazayla olsa dahi bunun duyurmaması için konak büyük bir sessizliğe bürünecekti. Ne sadakat, ne kaya, ne nare, ne de cihandan Herhangi bir konuğun dışında kimsenin bilmemesi için de gereken tedbirleri alacaklar. Çünkü Cihan'ın vurulması özellikle Baybars aşiretine karşı büyük bir koz olacağından dolayı bunu sır gibi saklayacaklar. Kendi aralarında bu meseleyi çözmeye çalışacaklar. Yalnız dediğimiz gibi senaristlerin özellikle bu kavgayı, bu tartışmayı özellikle yararlanma kısmını sadece ve sadece Alya'nın Mardin'de kalması için yaptığının vurgusunu sizlere buradan da bunu vurgulamak istiyoruz. Yeni bölümlerde sizleri neler bekliyor hakkında da kısa kısa ilgili de şey aktaracağız. Öncelikle Dizimizin bundan sonraki sürecinde yaralanmalardan sonra Alya için yeni bir hayat, yeni bir sayfa açılacaktır. Alya'nın bundan sonraki sürecinde Mardin'de kalması lakin ilerleyen zamanlarda Baybars aşiretine karşı da büyük sıkıntıları, büyük sorunları olacaktır. Çünkü Demir Baybars özellikle geçmişinin intikamını, hırsını almak için cihandan çok fazla tehditler ve özellikle Alya üzerinden de Alboran'a şirketini tehdit etmeyi sevecekti. Zaten bilindiği gibi daha önceki dönemlerde birinci bölümün mezarlık sahnesinde de olsa Kaya ile birlikte bir tartışmaları yaşanmıştı. Kaya'ya Kumri kelimesini söylemesine ardında Kumri kelimesinin de özellikle güçsüz, zayıf insanlara verilen bir kelime olduğunda buradan size aktarmak istiyoruz. Kumri kelimesinden sonra Kaya'nın tepkisi çok fazla sert olacaktı. Çünkü Kaya yapısı gereği, karakteri gereği Alboran aşiretinin çok fazla hırslı, adeta yıpratıcı bir insan olması sebebiyle de Demir Baybars'la pek fazla anlaşamadıklarını ve özellikle Cihan Alboran'ın daha da yapısal bir insan olması sebebiyle Sanalyon'un da bu şekilde ilerleyeceğini sizlere buradan ilginç bir detaylarla aktarmak istiyoruz. Bir de sizlere ilerleyen zamanlarda Alya ve Cihan arasında da bir ilişki yaşanacağı haberinde size aktarmak istiyoruz. Genellikle baktığımızda bu gibi sahnelerde, filmlerde, geçmiş dönemlerdeki dizilere baktığımızda bir ilişki yani Mardin'de kalması için aşirette bekar kalmamak adına aşiretten biriyle yani kocasının kardeşlerinin biriyle evlenme gibi bir durumda sahne sizleri bekliyor olacaktır. Çünkü Aliye'nin şu an boşta olması özellikle bekar bir hayatın yaşanması Mardin'de Alvuran aşiretinin söz edilmesinden sonra kaynağısı Sadaka tarafından da bunun ilerleyen dönemlerdeki sahnelerde senaristlerin çok fazla yazacağı sahnelerden bir tanesi de Alya ve Cihan arasında ufak bir ilişkinin olup olmayacağına kanaatine vardıktan sonra bu gibi sahnelerde sizleri bekliyor olacaktı. Zaten Sadakat'ın birinci bölümünde dediği gibi bekar bir kızın, bekar bir kadının konakta işi olması önemli olmadıktan sonra da işi olması gerçekten ile tarafından da çok fazla hor görüleceğini söylemişti. Bu da bir ışık olaraktan da sizlere yeni bölümdeki sinyallerden bir tanesini vermeye çalışacaktım. Özellikle uzak şehrin ikinci bölüm, ikinci fragmanı gerçekten çok fazla sahnelerle, aksiyon dolu sahnelerle olacaktı. Uzakşehir hakkında sizlere ilgi çekici detayları ve özellikle yeni bölümlerde sizleri bekleyen Alya arasındaki Alya Demir Baybars Cihan Kaya arasındaki gerginliklerin tümünü sizlere aktaracağız. Şimdilik size analiz abi kanalı olarak Uzak şehir ikinci bölüm ikinci fragman tarihini bir de ikinci bölümden sizleri neler beklediği hakkında ilgi çekici tüm detayları aktarmış bulunduk. Bu ve buna benzer videoların devamı için tek yapmanız gereken Analizci Abi kanalına abone olmayı, abone olduktan sonra bildirimlerinizi açaraktan da bizlere destek olabilirsiniz. Bu videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenerekten de özellikle uzak şehir adet televizyon programının ile ilgili önerileriniz, düşünceleriniz varsa bunları da yorum kısmında bizlere iletebilirsiniz. Başka bir günde, başka bir videoyla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.